Herkese merhaba. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Geçen hafta Küçük İyilikler Hareketi'yle bir giriş yapmıştık yeni bir konuya. Bu hafta da dünyanın iyiliğinden, dünyaya yapabileceğimiz iyiliklerden bahsedelim istedik. Ama önce geçen haftaki programın akabinde gelen bazı yorumlar oldu. Onlarla kısa bir giriş yapalım istersen Esra. Çok da güzel yorumlar geldi, güzel dönüşler oldu. Evet, üstelik çok da ilginç bir şekilde işte böyle internet üzerinden yayın yapmanın güzelliği belki ta Singapur'dan bir mail, bir mesaj ulaştı. Onu ben bir örnek olarak anlatmak istiyorum. Çünkü biz dinleyicilerimize böyle başlattıkları iyilik zincirinin ya da parçası oldukları bir iyilik zincirinin örneğini vermelerini istemiştik. Bizimle paylaşmalarını istemiştik. Singapur'dan gelen örnek şöyle. Bir Türk öğretmen bundan 10 yıl kadar önce Singapur'dan önce Bosna Hersek'teki üniversitede İngilizce okutman olarak görev yapıyor. Ve orada uluslararası bir üniversite olduğu için Çinli bir öğrencileri var. Bursla okuyabilen bir öğrenci ama okulun en başarılı öğrencisi. Ve bir gün bu öğrenciden bir mesaj alıyor kişi ve okuldan ayrılmak zorunda kaldığını çünkü bursunun kesildiğini belirtiyor. Ve Çin'e dönüyor. Bunun üzerine bu mesajı bize atan öğretmen arkadaşımız rektöre gidiyor, dekana gidiyor, işte bir sürü kişiye ulaşarak bir çözüm bulmaya çalışıyor. İlk adımlarından çok sonuç alamıyor ama sonunda güzel bir sonuç alıyor. Yeniden burs bulunuyor öğrenciye ve sınıf arkadaşlarının kendi aralarında topladıkları bir parayla uçak bileti alınıp öğrencinin tekrar üniversite eğitimine devam etmesi sağlanıyor. Bu hikayeyi paylaşmış bizimle Singapur'daki arkadaşımız. Birkaç boyutuyla çok mutlu etti böyle bir hikaye almak bizi. Dediğim gibi hem Singapur'dan bir iletişim almak çok güzel oldu. Hem de aslında herkesin hayatında belki de böyle küçük güzel, küçük ya da büyük böyle güzel örnekler var. O yüzden ben bu hikayeyi anlatmak istedim. O arkadaşımıza da selam olsun. Bu arada o tekrar burs verilen öğrenci, Çinli kız bölümünü birincilikle bitiriyor. Ve şu anda da çok başarılı bir iş hayatı varmış. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, yani çok da küçük demeyelim aslında. Bir genç kızın eğitimini tamamlamasına vesile olmuşlar aslında evliliğiyle. Gayet de büyük bir hareket olmuş. Ne güzel. Ben de bu program meselesiyle şöyle bir hareketten haberdar oldum. Daha sonrasında bir arkadaşım haberdar etti beni. İyilik olsun hareketi diye hiç denk gelmemiştim. Rastlamamıştım. Baktım ve çok da hoş. Yine gençlerin yaptığı, başlattığı bir hareket, bir oluş. Onlar da iyiliği birilerine bir şeyler yapmak gibi değil ama yapılan iyilikleri görünür kılmak adına böyle bir hareket başlatmışlar. Ankara Üniversitesi öğrencileri. İyilik olsun hareketi. Sosyal medyada da hesapları var. Gerçekten bir de bu araya gireyim. Mesela şöyle yorumlar geldi. Yani evet biz de varız hani biz de buradayız. Ama işte yani hani mahcup iyilikseverler diyelim istersen. Hani, ama iyilik söylenmez seni diyen hani böyle böyle iyilikseverler de var. Tabii yani bu da bir yönüyle çok güzel bir hal tabii ki. Hani sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi hali gibi. Ama bir taraftan da belki bir motivasyon olması için iyiliklerin görünür olması da bence bir anlamda faydalı. İyilik olsun hareketi de böyle bir hareket aslında. İşte gençlerin başlattığı. Ve özellikle benim dikkatimi çeken, bizim de kitaplarımızın hedef kitlesi olan çocuklara yönelik faaliyetleri var. Onlardan biri de çok revaçta olan bir oyun üzerinden gidiyor.
Bizim evde de çok revaçta bir oyun. Orada kurdukları bir iyilik olsun köyü var. Bu köyü çocuklarla beraber bu oyunu oynayarak bir anlamda bu köyü oluşturuyorlar. İşte kütüphane kuruyorlar köye. Orada yaşayanlara yardım ediyorlar. İşte bir çiftçiye yardım ediyorlar. Ve böyle böyle yani çocuklar her oyunda o köyde sanal ortamda da olsa bir iyilik hareketine dahil oluyorlar ki çok hoşuma gitti. 5-12 yaş arası çocuklar için. Eğer hani bizi izleyenlerden de dahil olmak isteyenler varsa iyilik olsun adresinden, sayfasından kayıt yaptırıp bu oyuna dahil olabiliyorlar. Böyle de Güzel bir güzel bir şey. oyun. Yani Var. iyiliğin birilerinin gündeminde olduğunu bilmek, duymak çok güzel, çok umut verici. Ve iki programdır farkındaysan hep gençlerin inisiyatiflerinden bahsediyoruz. Daha önce o bahsettiğim faili meçhul kıyak da aslında üniversite öğrencilerinin başlattığı bir hareketti. Mesela pek çok üniversitede hafta sonları hastanelere giden kulüpler var. Benzer bir şekilde yani böyle işte palyaço kıyafeti ya da işte çocukların ilgisini çekebilecek, onların dikkatini olumlu yönde değiştirebilecek kıyafetler giyip onlara ziyaretlerde masal okuyan, hikaye okuyan gençler de var. Başka bambaşka şeyler yapabilecekken gençlerin aslında iyiliğe heves ediyor olması çok çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum hepsini. Ne güzel. Hakikaten öyle. Sizin evde de sanırım bu hafta bir takım faaliyetler oldu. Hani dünyanın iyiliği demişken. Evet. Biraz bahsetsene onlardan. Memnuniyetle bu haftakine gelmeden önce 2 ay öncekine gideyim ben önce. Yani bağlantılı bir hareket çünkü. Benim tamamen çocukların inisiyatifiyle biz evimize geri dönüşüm kovaları aldık. Çöpleri ayrıştırmak üzere. Ve bunları işte internet üzerinden sipariş ettik. Pek çok seçeneği var. Bizimkiler geldiği zaman kurulumunu da küçük oğlumla beraber yaptık. İşte bir tanesi kağıt atıkları için, bir tanesi cam, bir tanesi plastik, diğeri de metal. Bunları mutfakta belli bir yere koyduk ve bu atıkları artık normal çöp kutusuna atmamaya başladık. Bunu yaptıktan sonra fark ettik ki çöp oranımız çok ciddi şekilde azaldı. Çünkü aslında çöpü oluşturan şeylerden büyük bir bölümü bu ürün kapları, plastikler. Özellikle mesela bu 4 çöpten en hızlı plastik doluyor. İkincisi kağıt doluyor. Cam ve metal en yavaş dolan. Dolayısıyla hani buradaki trafiğe de baktığımız zaman çok sayıda aslında plastik ve kağıt çöp çıkardığımızı gördüm. Şöyle bir şey, hani siz bunu evde yaptığınız zaman ne değişir diye düşünebilir insanlar. Kendi evinizde ayrıştırdığınız ve bunu ayrı poşetlerde kapının önüne koyduğunuz zaman belediyelerin de bir takım düzenlemeleri var. Yoksa da talep edebilirler. Yani bağlı oldukları belediyeye, oturdukları belediyeden bulundukları apartmana, siteye ya da işte mahalleye geri dönüşüm kutuları, çöpleri konulmasını isteyebilirler. Pek çok belediyenin de buna memnuniyetle olumlu bakacağını düşünüyorum. Bizim birinci adımımız bu oldu. Dünyanın iyiliği için. Bizim ev için çok şey değişti. Bunu söylemeliyim. İkinci olarak da bir tamamlayıcı adım olarak geçen hafta itibariyle gıda atıklarını da komposta dönüştürecek bir sistem aldık eve. Sistem demişken hani böyle pahalı, büyük, zor bir şey gelmesin kimsenin aklına. Gayet de uygun bir fiyata internet üzerindeki seçeneklerden bir tanesini değerlendirdik. Ve gururla söylüyorum ki 2 haftadır gıda çöpü de üretmiyoruz. Yani çöpe atılan herhangi bir şey neredeyse kalmadı evimizde. Bütün gıda artıklarını bu kovalarda biriktiriyoruz. Belli bir süre sonra oradan sıvı
Yani böyle sıvı gübre alıyoruz, alıyor olacağız 2 haftanın sonunda. Onu belli bir oranda suyla seyrelttikten sonra evdeki çiçeklerimiz için sıvı gübre olarak kullanacağız. Birincisi hiç çöp üretmemiş oluyoruz. İkincisi bitkilerimiz için sıvı gübre elde etmiş oluyoruz. Üçüncüsü de belli bir sürenin sonunda o kovanın içinde biriken atıkları büyük bir saksının dibine ya da bahçesi olan bir arkadaşımıza götürüp bir süre toprak altında kaldıktan sonra verimli bir toprağa dönüşüyor. Dolayısıyla böyle 3 boyutlu bir geri dönüşüm hareketi var. Biz bunu başlattık ve gayet de memnunuz. Hepimiz de buna dikkat ediyoruz. Çöpe değil de oraya ayırmaya. Bizdeki haberler böyle. Biz de evet yani bizim evde de geri dönüşüm büyük ölçüde oturmuş durumda. Hani biz de ayırıyoruz dönüştürülebilecek çöpleri. Çocuklar da hani artık buna alışmış durumdalar bu sisteme büyük ölçüde. Ama bu kompost onu da yani onu da değerlendiriyorum hani senden duyduktan sonra. Onu da yapmamız gerek bence. Onu da hayatımıza katalım istiyorum. İnşallah. Bahçen var. Evet. Ben o hazır olan kompostu getireyim. Olmazsa bir deneyelim beraber nasıl Deneyelim. oluyor. Evet. Orada da görmüş oluruz. Evet. Yani ufak çaplı yapabilirsek yapıyoruz bazen ama yumurta kabukları mesela çok besleyici olduğu söyleniyor. Ya da çay posaları. Hani üşenmeyip onları attığımda bile kendimi iyi hissediyorum. Yani onları çöpe atmadığımda çevirebileceği bir yere götürdüğümde bile kendimi iyi hissediyorum ama bu kompostu da gitti düşünmemiz gerekiyor galiba. Neden kendini iyi hissediyorsun? Yani Burada çünkü kendini iyi hissettiren şey nedir? belki de hani aslında biliyorsun ki onun bir başka bir şeye de faydası var. Yani ya da başka bir canlıya da faydası var. Ama çöpe attığında aslında o fayda boşa gitmiş oluyor belki. Ya da bilmiyorum ben aslında öyle bir evde büyüdüğüm için mi? Yani bizim evde öyle kolay kolay şeyler israf olmaz. Yani işte yumurta kabukları, çay posaları, işte kiraz sapları kurutulur. Yani bunları da bildiğim için belki bunları gördüğüm için bunları çöpe attığımda gerçekten böyle vicdan azabı çekerek atarım. Ama yani üşeniyor muyuz? Yani ne yapıyoruz bilmiyorum ama bunları böyle oturtamıyoruz sanki hayatımızda. Belki biraz daha çabalamak gerekiyor. Yıllarda ben bu yönde de bir çaba ve istek görüyorum insanlarda da. Yani hem çevremizde hem sosyal medyadan hem medyadan takip ettiğimiz kadarıyla. Yani kompost mesela benim 5 yıl önceye kadar hiç duymadığım bir kelimeydi ama şimdi sıklıkla telaffuz edildiğini duyuyorum. İnsanların buna ilgi gösterdiğini görüyorum. İşte bu dünyanın iyiliğini önemsemek durumu belki bu. Biraz buradan ben Z kuşağına da girmek istiyorum. Z kuşağı bizim çocuklarımızın nesli. Mesela şöyle bir şey okudum geçen gün. Z kuşağından bir insan iş hayatı yaşına geldiği zaman çalıştığı kurumun dünyaya ne kattığına bakacak diyor mesela. Yani önceki nesillerde çok olmayan bir kaygı bu. Dolayısıyla hani bu zihniyet değişimlerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Belki artık iyi ki insanlar, gençler ve hatta çocuklar ki dediğim gibi bizdeki bu süreci çocuklar tamamen başlattı ve teşvik etti. Dünyanın iyiliği için ne yapabilirim diye düşünmeye başladılar. Tabii ki bunda hani alternatif senaryoların üretilen bazı senaryoların ya da hani şuna dikkat etmezsek böyle olur gibi durumların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Bu böyle bir bilinç nasıl yükseldi, ne oldu da? Ben de geçen gün şöyle bir şey yaşadım. 23 Mart Dünya Su Günü'ydü biliyorsun. Onunla ilgili de çocuklarla biraz konuşmak istemiştim. İşte suyu israf etmeyelim, dikkatli kullanalım diye. Çünkü suyla ilgili bence şöyle bir yanılgımız var hepimizin. Hani
Hep sanıyoruz ki o musluğu açacağız ve su oradan akacak. Ama yani bir gün öyle olmayabilir. Dikkat etmezsek. Biraz çocuklar bunu fark etsinler istedim. Sanırım biraz ağır bir konuşma oldu bilemiyorum ama işte ilerleyen saatlerde dişlerini fırçalamaları gerekiyor. Kızım 6 yaşında. Baktım böyle çok mutsuz, çok üzgün odasında oturuyor, gelmiyor. Ne oldu? Görür dedim. Ama dedi ben dişlerimi fırçalamak istiyorum ama suyumuz bitecek diye çok üzülüyorum dedi. Gözleri dolu dolu. Biraz da onu rahatlatmam gerekti. Ama sonra dedim yani hani onun o anda sahip olduğu hassasiyetin yarısına sahip olsak belki genel olarak bunlar başımıza gelmeyecek ya da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayacağız. Onun o hassasiyeti çok enteresan gerçekten yani çok ciddiye almıştı olayın ne kadar ciddi olduğunu farkına varmıştı daha doğrusu. Onu düşündüm yani belki böyle bir saf bir hassas bir bakış açısıyla daha Evet. iyi olabilir her şey. Çünkü bizim gibi alışmış değil. Yeni duydu ve etkilendi duyduğu şeyden. Biz artık böyle hani daha büyükler çok böyle alışıp kulak ardı edilebiliyor bazı şeyler ama onların hassasiyeti daha gerçek olabiliyor. Bir de bu bana şeyi hatırlattı Esra'cığım. Ben çok severim mesela eskiler mesela ışığı açmak kapatmak demezler. Mesela ışığı kapatırken ışığı dinlendirmek denir. Mesela mum eski zamanlarda mumu uyandırmak ya da mumu dinlendirmek. Işığı uyandırmak, ışığı dinlendirmek. Bunlar bana böyle çok hep çok güzel gelmiştir bu cümleler. Yani aslında orada böyle bir hoyratça kullanım değil, tam tersine o ışığa, o muma da aslında bir hürmet var. Yani onun hem onun varlığına hem yaptığı hizmete bir hürmet var. Ve böyle hani ben insanım, her şeyin ve her bütün eşyaların ve her şeyin sahibiyim hoyratlığı olmadan daha böyle nezaketle yaklaşma durumu var. Bana da şimdi bunu hatırlattı Gülrun'un hassasiyeti. Onlar belki bir noktasıyla bir yönüyle insana hizmet eden de şeyler. Yani bizim hayatımızda faydası olan şeyler ve onlara gösterilen saygı, hürmet var belki. Yani o felsefede, onun özünde. Bu da bunlardan biri hani anas ve erba vardır ya, dört unsur. Dünyanın özünü, doğanın özünü oluşturan dört unsur vardır. Havası, toprak, ateş. Ve bunlar aslında çok kıymetlidir. İslam felsefesinde de ki daha öncesinden işte Yunan felsefesinden, Yunan felsefeden gelir. İbn Sina onu daha sistemleştirmiştir. Dünyanın özünü oluşturur bu dört unsur. Şimdi geçtiğimiz günlerde de dünya sevgini olunca üzerine daha çok belki hani düşündük. Aslında hepimiz düşündük. Yani hani çok sen de görmüşsündür, hepimiz gördük. Suyla ilgili yayınlar, programlar, makaleler, yazılar. Bu dönemlerde fark ediyoruz ama sonra sanki yine eski rutinimize dönmeye başlıyoruz. Yani bu farkındalığı kaybediyoruz. Ben İlginç şeyler de gördüm. Çok dikkatini çeken şeyler oldu. Tabii son dönemlerde özellikle suyu daha çok kullanmaya başladık. Salgın döneminde. Tabii su temizlikle de ilişkili bir şey olduğu için aslında çok kullandığımız ve yokluğu da bizi daha çok etkileyen bir şey aslında. Yok olduğunda anlıyoruz. Ne kadar çok hayatımızda yer kapladığını düşünüyoruz. Ama sudan tasarruf sağlamak için kişisel olarak yapabileceğimiz şeyler var aslında. Bir de şu
Yani şu yanı diye de bir şey de yani ben tek başıma yapsam ne olur, yapmasam ne olur yani gibi. Ama gerçekten aslında ciddi farklar yaratıyor. Tek başımıza yapabileceğimiz şeyler bile. Mesela şu el yıkamakla ilgili böyle küçük bir tüyo okudum. Bunu da işte anlattım çocuklara. Çünkü ellerini yıkasınlar istiyoruz sürekli. Yemekten önce dışarıdan gelince. Ve işte bakıyorum bayağı bayağı böyle sular akıyor el yıkanırken. Hani iyice yıkayacağız, yıkayacağız ama 3, 7, 10 formülü koymuşlar. Böyle bir formül oluşturmuşlar el yıkamak için. İşte 3 saniye eli ıslatıyoruz, kapatıyoruz, sabunluyoruz. Sonra işte 7 saniyede duruluyoruz. İşte toplam 10 saniye gibi bir sürede elimizi yıkayabilirsek eğer bu %50 su tasarrufu sağlamış oluyoruz yani o el yıkamadan. Bunun gibi küçük adımlar aslında birike oldukça büyüyor. Çok böyle enteresan rakamlar okudum. Gerçekten beni çok şaşırttı. Mesela ortalama günlük su tüketimi 190 litreymiş. İstanbul'da. Ve mesela şöyle uygulamalar var ya da ileride böyle uygulamalar olabileceği söyleniyor. Suya ulaşım azaldıkça, temiz suya ulaşmak azaldıkça ve su kaynakları sular azaldıkça sular sınırlandırılabilir. Ve mesela kişi başı 25 litreye kadar düşebilir insanlar için belirlenen su miktarı. Bunu düşününce yani biz günlük 190 litreyle yaşıyorsak 25 litreyle nasıl yaşarız acaba? Bunu anlamaya çalıştım. Bu nasıl olur? Bununla ilgili mesela bir belgesel de izlemiştim ben geçmişte. Bunu deniyorlar günlük 25 litre suyla yaşamayı. Ve çok temel ihtiyaçları gidererek bile yarım gün ancak dayanabilmişti mesela biri. Halbuki sorsan bir insana, bu bilgileri hiç bilmeyen birisine, sence bir insan ya da sen bir günde kaç litre su harcıyorsun desen, asla 196 litre demeyeceği gibi 25 litrenin de belki rahatlıkla yeteceğini düşünür. Evet, ben de Değil öyle mi? Ama düşünüyorum. bilfiil uygulayınca aslında pek öyle olmadığını görüyoruz. Yine beni şaşırtan bilgilerden biri, bulaşıkları sudan geçirmek 50 litre su harcamak demekmiş. Yani hani biz daha temiz olmasını istiyoruz ya bulaşıklarımızın. Yani bu 57 litre su harcamak demekmiş. Ya da 10 dakikalık bir duş 120 litre su demekmiş. Yani bu rakamları duyunca gerçekten çok şaşırdım. Ve bunlar bizim doğrudan kullandığımız su miktarları. Yani görerek kullandığımız, işte içtiğimiz, bir şekilde hijyen için, temizlik için kullandığımız, harcadığımız sular. Bir de bizim dolaylı olarak harcadığımız sular. Aslında görünmeyen, görmediğimiz ama yaşarken ve kullandığımız eşyalarla beraber harcadığımız sular. Bir de şöyle hesaplamalar var. Su ayak izi. Yani bir insanın hayatı boyunca işte ne kadar su harcadığını bu su ayak izi hesaplarına girerek yani net bir rakam sayı ortaya çıkartabiliyorsun. Veya bu dolaylı kullanımlarda da bir bardak kahve için 140 litre su tüketiliyormuş. Yani biz bir bardak kahve içiyoruz ama onun arkasında 140 litre su var. Bunun. Ya da Baştan sona bütün emeği özetliyor, değil mi Esra? evet. Yani o kahvenin sana gelene kadarki sürecini özetliyor. Tabii Yani evet. daha anlaşılır Sürekli olabilmesi için. Evet. kullanılan su miktarı aslında o. Ya da bir tişört için 2700 litre su harcanıyor. Yani biz o Düşünmediğimiz şeyler bunlar. evet işte bu
Dolaylı kullanımlar da beni gerçekten böyle çok çok şaşırtmıştı. Onun için yani tek başımıza ne yapabiliriz dememeliyiz galiba. Ne yapabiliyorsak onu yapmalıyız sanırım. Yani iki Daha doz sorumlu almak yerine hareket bir ederek. tane almak bile aslında dolaylı şekilde su tüketimini azaltmak oluyor. Daha sorumlu hareket ederek, daha bilinçli tüketerek ve belki de bu söylediğin bilgilerin farkında olarak hareket edersek ve bu bilinci de çocuklarımıza aktarırsak evet ancak böyle böyle olabilir. Ama sana kesinlikle katılıyorum. Ben ne yapabilirim ki cümlesinin cevabı sen çok şey yapabilirsin. Bir bence hepimiz için bu hayatta. O yüzden bu bilgiler ışığında dünyaya nasıl bir iyilik sunabiliriz? Bakış açısıyla bakarsak neler yapabileceğimize dair de pek çok fikir geleceğini düşünüyorum aklımıza. Bunu soralım mı bu programın sonunda da dinleyicilerimize? Dünyanın iyiliği için onların aklında ne fikirler var? Evet, bence bu da güzel bir soru olur. Hani bu bölümü de böyle kapatabiliriz o zaman. Belki önümüzdeki programda da dünyanın iyiliği için yapabileceğimiz başka şeylerden bahsetmeye devam ederiz. Olur, memnuniyetle. O zaman izleyicilerimizin yorumlarını tekrar beklediğimizi belirterek görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.